Arkadaşlar merhabalar. Bugün Çark Destemizi Belirler serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz. Birkaç ay öncesinde bunun ilk bölümünü çekmiştik. Gerçekten beğenilmişti. Yorumlarda da görmüştüm. O yüzden ikincisini çekmek istedim. Burada arkadaşlar 8 kere çarkımızı çevirip gelen 8 kartta bir deste oluşturup maçlara gireceğiz arkadaşlar. Evet, ilk şanslı kartımız zehir. Evet, zehri şöyle yazalım. Şimdi ikinci defa çevirelim. Bakalım ne gelecek. Evet, ikincisinde gelen prens oldu. Evet, bu Türkçe çeviri olduğu için bazen değişik çevirebiliyor ama evet, zehir ve prens şu anlık kötü değil. Üçüncü kartımız evet, zep, çarpma. Tamamdır. Şu anlık bence hala kötü değil. Güzel şu anda. Tekrardan çeviriyoruz. Ne gelecek? Goblinler. Evet, bu birazcık değişik oldu. Tekrardan çevirelim. Şu anda 4 kartımızı bulduk. 5. kartımız evet, Tesla. Tamamdır. Yani bir atak kartı olsa aslında iyi olur. 3 tane daha çevireceğiz. Birini çevirdik ve yarasalar geldi. Tamam. Yani şu anda deste kötü değil ama bizim atak kartına ihtiyacımız var. Umarım atak kartı buluruz. Cehennem Kulesi. Evet, Felaket Kulesi yani. Onu da bulduk. Hem Tesla hem Felaket Kulesi. Gerçekten deste şu anda berbat. Gerçekten berbat. Ve son kartımız Elit Barbarlar. Deste gerçekten inanılmaz kötü oldu. Hemen bunu destesini yapalım. Evet arkadaşlar, Dehşetül Vahşet destemizi oluşturduk. Böyle bir deste 3.8 ortalamalı. Bakalım ne yapacağız bu desteyle, maçlara geçelim. Evet tabii ki bu sadece bu maçlık arkadaşlar. Diğer maçta başka bir tekrardan çarkı çevirip başka bir deste oluşturacağız. Yani 3-4 maç bu desteyle girmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir Elit Barbarlar Goblinler yapalım. Zaten destede atak kartı yok, böyle vurmaya çalışalım. En azından çarpmanın olması iyi oldu. Belki küçük birimli bir şey olursa onu savunuruz. Güzel, yine Elit Barbarlar güzel savundu bence. Şöyle yarasaları atalım. Şöyle bir prens o zaman. Tamam, fena değiliz. Yalnız şu anda kart rotasyonumuz inanılmaz kötü. Yani ne atacağım ben ona? Şöyle bir test atayım bari. Şimdi ortalı bir şekilde atsam görmeyecek. Kuleye gidecek çünkü hayalette Tesla'nın şeyini biliyorsunuzdur. Yani hem Tesla var hem Felaket Kulesi var. Yani Elit Barbar atalım bari. Felaketle şimdi zaman kaybetmeyelim. Tamamdır. Rakibin bir de Tomru var. Bu yüzden Goblinler de iş yapmayacak. Umarım kazanırız arkadaşlar. Şöyle bir küçük birimi var mı acaba, çarpmalık falan? Evet, rakip de değil barbar çıktı bu arada. Rakibin de bizden aşağı kalır yanı yok arkadaşlar. Koçbaşı var, elit barbarlar var. Spam destesi oynuyor muhtemelen. Evet. Güzel bir tahmin yaptı aslında. Bir tane goblini de aldı. Evet, bir tane vuracaktı ama vurmadı. Güzel. Şöyle bir yarasalarla deneyelim arkadaşlar şansımızı. Prens atacağım. Çünkü bu yani prens ve elit barbarlarla vuracağız. Yani başka bir türlü vuramayız bu arkadaşa. Bu şekilde gidelim. Güzel, kraliçeyi aldık. Güzel şu anda. Fena değiliz. Vurur mu bir tane? Bir tane de vurduk. İyiyiz şu anda. Yine güzel bir vuruş yaptık yani. Prens ve elit barbarlar tek umudumuz arkadaşlar maçı kazanmak için. Yani destede hem felaket hem test var. O biraz sıkıntı ama. Tamam, şimdi elit barbarları köprüden atıyorum. Yani prens elit barbarlarla gidiyoruz. Rakip de attı. Şöyle bir çarpalım bari, elimiz dönsün. Tamam. Şuradan atacağım. Şu anlık iyiyiz. Arkadan bir prens atalım. Evet, rakip de hayaletle geliyor. Tesla atacağım o zaman. Şöyle o umarım koçbaşı orada vurur. Tamamdır. Şöyle gidiyoruz. Buradan bir yarasalar da atalım. Evet, bu arada tersten prens kuleye aldı bu arada. Rakip soldan spamladı ama sağ tarafı unuttu. Güzel vurduk bu arada sağ taraftan. Artık savunmaya geçebiliriz. Şöyle goblinleri atalım. Zaten her türlü arkadaşlar zehri alıyoruz orayı. O yüzden biz şu anda savunmaya yatalım. Barzolarımızla. Tesla'yı da attım. Tamamdır, kazandık. Şöyle zehri de atıyorum artık. Yani bu saçma desteğiyle galibiyet aldık. Elit barbarlarla vura vura kazandık arkadaşlar. İlk galibiyetimizi aldık. Şimdi tekrardan çarka dönüp ikinci maç için ikinci destemizi oluşturacağız. İlk galibiyetimizi aldık bu arada. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Nasıl başlarsak öyle gider. Çarkımıza dönelim.
Evet, çarkımıza tekrardan döndük. Şimdi 8 defa yine çevirip destemizi oluşturacağız. Çarkımızı çevirelim. İlk olarak ne gelecek? Şöyle de not alıyorum arkadaşlar çünkü 8'ini aklımda tutamam. Kraliyet askerleri, evet o Türkçe çeviriyor kendi kendine. Bu kraliyet muhafızları arkadaşlar. 7 iksirlik kraliyet muhafızları geldi. Evet, diğer kartımız roket. Evet. Mükemmel bir ikili. Devam edelim. Tekrardan çevirelim. Üçüncü kartımız. Üçüncü olarak şimşek. Evet, şimşek olarak çevirmiş. Lightning bu arada, yıldırım. Tamamdır. Orada İngilizce olarak bırakabiliyordum ama kendi kendine Türkçe oldu. Biliyorsunuzdur bu bazen oluyor. Evet, Goblin kafesi dördüncü olarak da. Evet, şu anda destemiz yine berbat arkadaşlar. Çok çok kötü. İnanılmaz kötü bir deste. Evet, savaş koçu olarak çeviriyor. Battle Ram. Koçbaşı bu arada. Onu da söyleyelim. Tamamdır. Koçbaşı. Altıncı kartımız ne olacak? Altıncı kartımızda goblinler. Biraz önce de vardı. Tekrardan buldu bizi goblinler. Yani bir atak kartı yok. Deste gerçekten çok kötü şu anda. Diğer kartımız. Evet, kayıt mı? Tomruğu kayıt olarak çeviriyor. Evet. Ve Tomruğu da alalım. Zaten orada log olarak görüyorsunuzdur arkadaşlar. O küçük yerden görüyorsunuzdur. Son kartımızda şövalye. Bu deste daha da berbat. Yani gerçekten bu desteyle ne yapacağız bilmiyorum ama desteği oluşturalım. Evet arkadaşlar, ikinci berbat destemizi de oluşturduk. Bu arada yeni fark ettim. Destemizde hem roket hem yıldırım var. İkisini aynı destede nasıl bulduk, nasıl çıkardık hiçbir şekilde bilmiyorum. 4.3 ortalamalı maçlara geçelim. Sonumuz hayrola. Evet, bu arada durdurmama gerek yok. Evet, bu arada Türk geldi. Ara ara bu arada videolarımda Türk geliyor. Akıncılar klanından Cukal. İskeletleri attı. Bakalım ne oynuyor. Şöyle Goblin kafesini atalım. Şöyle bir de yarasalar. Evet, bu arada bize yarasalar çıkmış mıydı? Umarım hata yapmamışımdır. Yarasalar bize çıkmış mıydı? Yoksa ben bir tanesini eklemeyi mi unuttum? Şu anda bir bakıyorum. Umarım hata yapmamışımdır. Bu arada felaket kulesi de varmış. Şöyle muhafızları atalım. Evet, rakip oraya roket attı. İnanılmaz bir şey gerçekten. Hani bir de zaten orada kalkanı var, yani roket atması gerçekten yanlıştı ama kendi bilir. Şöyle bir goblin kafesini atalım. Bu arada biz goblinleri almayı unutmuşuz arkadaşlar. Yanlışlıkla onun yerine yarasalar almışız. Orada dikkatimden kaçmış, özür diliyorum. Şöyle atalım. Yanlışlıkla arkadaşlar yarasaları çıkarmayı unutmuşum goblinler yerine. Ondan dolayı özür diliyorum. Bir kartta eklemeyi unutmuşuz. Rakibin destesi de bir değişik. Felaket kulesi falan var. Hani muhafızlara roket atması özellikle büyük bir hata. Tekrardan biz atalım muhafızlara. Belki tekrardan roket atar. Yani kart biriktirebileceğimiz bir durum da yok arkadaşlar. Destemizde hem roket hem yıldırım olduğu için hiçbir şekilde gidemiyoruz. Ya bunun önüne şövalye kombosu yapmaktan başka da ekleyebileceğim hiçbir şey yok. Şu anda mesela hiçbir şey yapamam özellikle. Tomruk atalım bari, elimiz dönsün. Ya bir şekilde en azından şu şeyleri çıkarsak diyeceğim ama şu anda güzel vurduk. Güzel vurduk bu arada. Yarasaları atalım. Şöyle bir rokete falan mı dönsek bilmiyorum. Koçbaşına atıyorum. Belki felaket kulesi gelirse yıldırım atarız. Tamam, en azından belki yıldırım atalım şöyle. Öyle en azından iş görsün. Gidiyoruz. Bu arada kaslı goblin vuruyor diyecektim. Vuramadık. Ama yine de güzel bir hasar verdik. Şöyle tomruk atalım. Tamamdır. Zaten her türlü orayı roket yıldırıma kazanacağız. İki tane büyüğümüzün olmasının avantajı. Tamam, sen roket atarsan ben de atarım. Ben de atıyorum roketi. Orası artık yıldırıma kaldı. Tamam, bu da benim için iyi oldu. Şöyle yıldırım atalım buraya. Güzel. İkinci galibiyetimizi de aldık. Yalnız sadece bir goblinler yerine arkadaşlar yarasalar almışız. Ondan dolayı da özür diliyorum. Bir kartı eklemeyi unutmuşuz.
Ama yine şu saçma destemizde ikinci galibiyetimizi de aldık. O yüzden mutluyum. Şimdi tekrardan çarkımıza dönelim. Evet, tekrardan çarkımızdayız. Şimdi üçüncü maç için çarkımızı çevirmeye başlayalım. Bakalım nasıl bir destek gelecek. Evet. İlk kartımız iskeletler. Tamam, fena değil. Olabilir. İş görür. Kullanışlıdır. Güzel bir deste gelsin bu sefer. Oynanabilir bir deste gelsin. Kraliyet hayaleti. Hala fena değil. Hala olabilir bir şeyler. Kraliyet hayaleti. Tamamdır. Diğer kartımız goblinler. Ya üçüncü defa goblinleri buluyoruz bu arada. Ben anlamadım. Bu goblinleri üçüncü defa bulma olasılığımız gerçekten çok düşük ama yine bulduk goblinleri. Biraz önce de zaten oynamamıştık. Gene bizi buldu. Yine kraliyet hayaleti. Ya böyle bir şans olamaz. Tekrardan çevireceğim. Nasıl buldun iki defa? Bugün bir şanslı mıyız, şanssız mıyız anlamadım ama. Evet, cadı. Tamam, hala fena değil. Bir dev olursa güzel olur mesela. Kraliyet devi de olabilir. Diğer kartımız minyonlar. Tamam, hala fena değil. Bir büyü bir de atak kartı olursa güzel olur ama hiç içimden çıkacak gibi bir his gelmiyor. Mezarlık olabilir bu arada, güzel. Yani sevindim şu anda, mezarlık tamam. İki karta daha ihtiyacımız var. Diğer kartımız yarasalar. Evet, yarasaları da ilk maçta bulmuştuk. Yine bulduk. Son kartımız ne gelecek? Son kartımız da cin kulesi. Evet. Goblinleri cin olarak çevirmiş. Goblin kulübesi bu arada ama cin kulesi olarak çıkıyor. Goblin kulübesi. Bu deste bence yine güzel. Hemen bu desteği de oluşturalım. Evet, üçüncü destemizi de oluşturduk. Bence bu deste yine güzel arkadaşlar. O kadar kötü durmuyor. Yani bir yere kadar iş görebilir. Şöyle 3.3 ortalamalı destemizde üçüncü maçımıza geçelim. Bu bir tesadüf değil arkadaşlar. 3 defa goblinleri buluyoruz. 2 defa hayaleti, 2 defa yarasayı bulduk. 3. maçımız 3.3 ortalama. Bugün bende bir şeyler var arkadaşlar. Şans mı, şanssızlık mı bilemiyorum ama. Goblin kulübesini attım. Yine cadı ve mezarlık. Yani bait yapabiliriz aslında. Büyü baiti. Yine goblinler, minyonlarla falan da olabilir. Birazcık belki hayalet yerine şövalye falan olsa iyiydi ama. Şöyle bir alalım onları. Evet, rakip kraliyet domuzu mu oynuyor? Şu anda kraliyet domuzu olma ihtimali var. Evet, kraliyet domuzu oynuyormuş. Şöyle buradan bir iskeletler atalım. Orada kilitlenmesin. Şöyle bir de goblinler atıyorum. Tamamdır. Güzel. İyi savunduk. Bir şövalye olsa, valkür olsa daha iyiydi aslında. Çünkü hayaletle tanklayamıyoruz. Görünmez olduğu için. Bu arada Dart Goblin'i varmış rakipte. Bilemiyorum. Değişik bir destesi de olabilir. Çünkü bildiğimiz Kraliyet Domuzu destesinde Dart Goblin'i yok. Çok belli uçan makine falan hepsi var ama hani altın şövalye bile kullanılıyor da Dart Goblin'i yok bildiğim. Tabii kendisi ekleme yapmış da olabilir. Bilemiyorum. Şöyle cadıyı buradan atalım. Dart Goblin'i aslında Dart Goblin'i çıkardığı için şu anda bir atak deneyelim diyecektim ama rakip orada şey yaptı. Tamam, şöyle onu bir alalım. Özellikle Dart Goblin'e dikkat etmemiz lazım. Hani Dart Goblin'le ulaşabileceğimiz bir büyü de yok arkadaşlar. Hani okulardır bir şeydir. Hani Dart Goblin'i ana kuleden bir atsa izleriz sadece. Bu arada rakip domuzlar oynamıyor sanırım. İskelet balonu geldi. Aslında bu iskelet fıçısı ama ben hep iskelet balonu diyorum. Hep öyle kaldı aklımda. Minyonlarla bir eritelim. Arkadan cadıya attım. Ya tam kraliyet domuzu destesi ama rakip iskelet fıçısı eklemiş. Alev topu geldi. O cadıyı korumak istiyorum açıkçası. Tamamdır. Şu anda rakip birazcık sağlı sollu geliyor. Dart Goblin'e dikkat etmemiz lazım. Hemen cadıyı tekrardan çevirdim. Bir tankımız olsa aslında atak yapabiliriz de. Tankımızın olmam... Evet. Hata yaptık orada. Arkadan hayaleti atıyorum. Buradan bir yarasalar atalım.
Ve bir Goblin kulübesi. Cadıyı da attım. Şu anda rakip biraz vuracak oraya. Ve minyonları da atıyorum hemen. Orada çok vurmaması lazım. Goblinleri de atıyorum. Biraz hasar yedik. Atağa da çıkamadık daha. Henüz atak da yapamadık. Mezarlık atağı yapamadık daha. Şöyle Goblin kulübesini atalım. Özellikle cadıya karşı alev ve şeyi olduğu için kar topu cadımız da iş görmüyor ve bayağı sıkıntıya giriyoruz. Şöyle yapacağım. Orada o minyonları da atacağım. Yarasaları da atacağım. Ardından bir atağa çıkmayı deneyelim ama yani sol tarafa da çok hasar yedik maalesef ve kaybettik. Yani gerçekten deste bence kötü değildi ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Rakip bize antiydi. Yine de güzel maçlar geçti arkadaşlar. Üçüncü olarak da böyle değişik bir destemiz. Bu arada ödül var, ödül de var. Bu ödülü de burada almış olalım. Yine fena maçlar geçmedi. Gerçekten çarklarla deste yapmak çok eğlenceliydi. Güzel destelerin yanında geri olarak kötü desteler oluşturduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.